25 Kasım, yani Türkiye özelindeki 25 Kasım'a dair söyleyebiliriz. Faşizmin tamamen kurumsallaştığı ve bunu yaparken kadınları aile kavramı üzerinden hedeflediği bir dönemden geçiyoruz. Doğal olarak bu 25 Kasım çok daha farklı bir yerde, çok daha farklı bir direnişte, çok daha farklı bir dirençle alanlara ineceğimiz bir 25 Kasım. İzmir'de yaklaşık 1,5 aydır farklı örgütlerin işte İzmir Kadın Platformu bünyesi altında işte siyasi partilerin, STK'ların, kadın derneklerin örgütlemesini sürdürdüğü bir 25 Kasım hazırlığı yapıyoruz birlikte. Yine 25 Kasım'da sokakta olacağız, Alsancak'ta olacağız. Bunu örgütlüyoruz, örgütlemeye devam edeceğiz. Leman Kültür Önü'nde olacağız yine. Mahalle mahalle, sokak sokak, 25 Kasım'a sokağa çağrı demeye devam edeceğiz. Çünkü dediğim gibi 25 Kasım çok farklı bir yerde. Bu sene farklı bir cevap, tonunun yüksek olması gereken bir cevap. O yüzden mahalle mahalle, sokak sokak örgütlemesini yapmaya, kadınlara ulaşmaya devam edeceğiz. Kadınları sokağa çağırmaya devam edeceğiz. Örgütlenme, yani temel şeyimiz bu. Çünkü gelinen noktada örgütlenmek, yaşamak demek artık. Kadınlar için de bu böyle. Çünkü mevcut siyasi İslam kadınları hedef göstererek meşrutiyetini oluşturmaya çalışıyor aslında. Meşrutiyetini yitirmiş bir rejim. Ama bunu kadınlara hedef göstererek aile kutsallığı adı altında kendisini yeniden inşa etmeye çalışıyor. Böyle diyebiliriz. Her neredeyseniz, evinizde, iş yerinizde ya da herhangi bir sokakta ya da herhangi bir durakta bekliyorsanız, yaşamak için kendi inandığımız gibi, kendi var olduğumuz gibi yaşamak için örgütlenme ve 25 Kasım'a sokağa çağırıyoruz. 25 Kasım saat 7'de Leman Kültür Önü'nde buluşuyoruz. Kadınlar neden gelsin? Biz her gün bir adliye salonunda adalet demek zorunda değiliz. Ya da biz her gün ölmek istemiyoruz demek zorunda değiliz. Mevcut kamu kurumları zaten işlevsiz. Yani yaşamak istiyorsa kadınlar oraya gelmek zorunda. Herhangi bir yerde ölme korkusuyla ya da şiddet görme korkusuyla ya da inandığı şekilde var olma korkusuyla yaşamak zorunda değil bir kadın. Ve varoluşumuzu özgürce sürdürmek zorundayız. Tekrar, yani yaşamak için oraya gelmek zorundayız. Yaşamak için hayır demek zorundayız. Yaşamak için buradayız demek zorundayız.